Selamünaleyküm arkadaşlar. Balıkesir Bandırma'dayız. Şu anda fidanlıkları geziyoruz. Burası Kemal Bey'in fidanlığı. Kemal Bey'le birlikte ortak yapıyoruz burayı. Burası çekeç doğal. Burada Chetner, Howard, Fernette, Ronde, Meyne Lisa fidanları var arkadaşlar. Şu anda fidanların kalitesi, pişkinliği. Şurada hemen kaliteyle ve pişkinlikle ilgili fidanları gösterelim. Zaten aşı yeri burada. Yara, bere, akıntı veyahut da hiçbir problem yok fidanlarda. Ceviz kanserleriyle ilgili bir problem görükmüyor. Zaten Kenan abi şeye dikkat ediyor. Anaç bahçesine de buradaki fidanlara da dikkat ediyor. Ceviz kanserleriyle ilgili bir problem yok. Zaten fidanlar maşallah var. Burada, bu bölümde şimdi rüzgardan biraz sallıyor ama şu fidanlar, bu aradaki fidanlar 3 metreyi geçmişler. Şöyle yukarı doğru. Keşke hemen bahçemizde bu şekilde 3 metre fidanlar olsa, çok uğraşmasak. Buradaki fidanlar 10 numara fidanlar. Hem boylu hem pişkin. Tabi arada küçük fidanlar da var ama tabi şeyin, üreticinin isteğine bağlı olarak burada söküp paketlenip kargolanıyor. Maddi durumuna göre. Şöyle kenardan da göstermiş olalım. İnsan boyuyla kıyas edin fidanların boyunu. Biraz şu an rüzgarlı olduğu için fidan yatıyor ama yine boyları normal bir insan içine girse kaybolur gider. Olmadı. Kemal abimizi şöyle bir içine doğru yürütürüz. Şöyle gir abi, nasıl boylar, yani senin boyuna kıyas edilsin. Benim boyum 1.72. Evet, 1.72 boya göre. Zaten az bir şey daha gitsen fidan arasında kaybolup gideceksin. Ha, 10 numara fidan. Rahat bir şekilde 2.5 metre civarı bu fidanlar. Bu bölgedeki. Şurada hemen iyi pişkinleşmiş bir fidan da alayım bir dakika. Bakın, aşı yerinden itibaren leke, akıntı, sızıntı, çatlak, patlak, hiçbir şey yok. Fidanlar 10 numara. Abi ne yaptık bunlara? Şöyle bir sen de anlatmış ol. Yani serüven de anlatmış olalım, insanlar bilsin. Şimdi şu şey, tohumdan diktik, şu şekildeydi. Şu aşısız. Değil mi? Evet, evet. İki yıl önce, evet, taneden ektik. Evet. Ektiğimiz yıl aşısını yaptık. İkinci yılda, bu yıl sürgüne kaldırdık. Boyları bu oldu. Evet. Toplam serüven 2 yıl değil mi? Şimdi insanlara şöyle derlermiş. Biz 3 yıllık fidan satıyoruz, 4 yıllık fidan satıyoruz, 5 yıllık fidan satıyoruz gibi. Normalde serüven 1. yıl tohumu dikmek, 1. yılın Ağustos ayında aşılamak, gelecek yıl Mart ayında bu yapılan aşılar patlıyor ve o yıl Mart'ta patlayan aşılar Kasım'da sökülüp satılıyor. Serüven bu şekilde değil mi? Evet, 2 yıllık yani. Evet, evet. 3. yıla kalırsa satılmamış fidanlar. Elde kalmış. 3 yıllık olur. Altlarda kesikler vardır zaten. Evet. Yani büyük bir emek harcıyoruz bu işe. Tabii. Hani böyle kolay değil. Yani otu, çapası, çöğürlerin alttan, tabii alttan çöğür çıkarsa kesiliyor. Çatal çıkarsa kesiliyor. Böyle tek bir, şurada hemen Kemal abinin yanında çalıştığı fidanı göstereyim. Bu şekilde tek sürgün olarak uzatabilmek için bir çöğür çıkmışsa hemen kesiliyor. Çöğür dediğimiz aşısız. Yanlarından, şu aşı altından patlıyorsa onları, tabii, temizliyoruz. Tabii. Yani işçiliği uzun bu işin. Tabii. Kolay bir iş değil. Hala içindeyiz yani. Tabii. Şeye kadar, Kasım ayında söküm başlayana kadar bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar bana ulaşıp fidan siparişi verebilirsiniz. Chetner, Fernor, Fernette, Franguette, Howard, Mara Tülara var mı? Yok, Kemal abi. Tülara, Iverto, Sisko hariç tüm çeşitler mevcut. Bu 3 çeşidimiz yok. Tamam. Tamam. Ona göre şey yapalım da şimdi özellikle onu isteyen olursa. Tülara, Lara, Iverto, bir de Sisko. Cisco. Lara'mız var. Tülara, Iverto, Sisko yok. 3 çeşit yok. Diğerlerinin hepsi var. Tülara, Sisko ve Iverto yok. Evet. Evet. Onun dışında hepsi var. Zaten artık fidanlar yavaş yavaş pişkinleşiyorlar. Söküm hazırlığı da başlıyor tabii. Tabii. Burada da bu yıl
her yerde çok fazla yaprak büken olduğu gibi buraya da gelmiş. Burada drone ile ilaçlama yapıldı. Şu anda şeylerin, kıvırcıkların içleri boş. Tabi onlar, şunlar Kemal abi, bunlar yaprak bükenler. Burada tekrar alıyoruz. Şöyle gösterelim. Fidan kalınlığı, pişkinliği ve hastalıktan ağrı olması. Onu özellikle göstermeye çalışıyorum. Bu saha, şu anda gezdiğimiz saha, daha önce gezdiğimiz saha 10 numara fidanlar bunlar. Burada ya, bir niye vurgu yapıyoruz? Aldıktan sonra yüzlerce defa ilaç atmadan bir yılda 3 metre yapabileceğiniz fidanlar. Buradan sonra Kemal abiyle nasip olursa bu yıl 650-700 fidan sattığımız bir bahçe var. Orada 3 metrelik fidanları da göstereceğiz. Dün bir arkadaş yorum yapmış. Başarı işte şey demiş. İlk yıldan 3 metreye ulaştırmak. İlk yıldan 3 metreye ulaştırır ama Türkiye şartlarında üreticinin maddi durumunda göz önüne alınırsa para yetiştirmek kolay bir iş değil. Ceviz üretmek çok pahalı bir iş. Eğer paranız varsa, yetiştirebiliyorsanız ilk yıldan 3 metre yapılır. Ama biz dikimden itibaren, hatta toprak hazırlığından itibaren gerekli şeyleri, söylediğimiz şeyler yapılırsa ilk yıldan 3 metre oluyor filan. 4 metre de oluyor. Zaten onun videosunda paylaşacağız. Fakat o bir önceki 170. videoda paylaştığım bahçe bizim gittiğimizde zaten bir yılı doldurmuştu. Artık bodurlaşmıştı, ürüne durmuştu. Biz tekrar budadık. Onları 2,5-3 metreler ulaştırdık. Onunla ilgili de bir vurgu yapmış olayım. Bir arkadaşların eleştiri geldi de ilk yıldan 3 metre yapmak başarı. Biz daha önceden dikimden itibaren çalışmadık bu bahçeyle. Onun için orayla ilgili de bir açıklama yapmış olayım. Bu kısma geldikçe Kemal abi, buralara daha iyi bakmışsın. Bunlar artık 3,5-4 metrelere gelmiş. Bunlar suların, suyun başı olduğu için daha iyi sulandığında. Ha, tamam. Damlamanın ilk aktığı yer buralar. Aynen, tabii içine gir, bir kaybol. Kaybolduğunda görelim. Zaten burada şeyde, fidanların kalınlığı, pişkinliği de şöyle bir bedenini tut abi. Kalınlık ve pişkinlik de görünsün. Şöyle yapalım. Evet. Yarım bilek kalınlığına gelmiş artık. Pişkinlik zaten yeşilden kahverengiye dönmüş. Daha önümüzde 1,5-2 ay var. Daha da pişkinleşecek bunlar. Evet, zaten arada kaybolup gidiyor insan. İşimiz bizim bu abi. Tabii tabii. Yani kolay bir iş değil. Bu zaten sık dikiliyor dikimde. Bu şu ara mesafe ne kadar Kemal abi? 85 metreye santim. Evet, 85 santimetreye sıra üstü mümkünse 3 santim, 4 santim. Karışık, birbirine bitişik. Tabii. Ekiyoruz cevizi. Tabii, çıkan oluyor, aşı tutan oluyor. Tabii aşı tutan oluyor, tutmayan oluyor. O seyrekleşiyor sonra. Evet. Yani 20 santim olan da var, 30 da olan var, birbirine bitişik olan da var. Evet. Şimdi halen şunu da duyuyoruz Kemal abi, çeşitle ilgili. Artık ben şuna inanıyorum. Ya Türkiye'de fidancılık oturdu. Evet. Özellikle de bandırmayla rekabet edebilecek bir yer kalmadı. Tamam. Çoğu zaten üretimi de bıraktı. Yani artık çeşitle ilgili bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Resmi izinler de zaten yani eskisi gibi değil. Her şey devlet tarafından denetimli olarak devam ediyor. Çeşit konusunda bir sorun çıkacağını düşünüyor musun? Yani genel olarak söylüyorum. Senin ürettiklerin açısından değil. Kişinin kendinde art niyeti yoksa çeşitte sıkıntı çıkması mümkün değil. Yani ha, zaten kişi kendisi numaracıdır olabilir ama evet. Çeşitte sıkıntı, hele bizde sıkıntı çıkmaz. Tabii. Bizim şimdi analık sahamızı da gezeceğiz. Tabii. Tüm çeşitlerimiz tescillidir. Dolayısıyla evet. Bizde sorun çıkmaz. Faturası, sertifikası, her şeyi. Mavi sertifikası. Tabii sıkıntı yok. Yani hiçbir sıkıntı olmadan gönül rahatlığıyla alınabilir. Aynen öyle. Ya bir de şu oturdu zaten. Eskiden belki Chetner'la ilgili sorun çıkıyordu ama şu anda elini sallasan Chetner'a değiyor. Chetner'la ilgili hiçbir problem çıkacağını ben şahsen zannetmiyorum. Hiçbir sorun çıkmaz Allah'ın izniyle. Fidanlar tabii. Abicim zaten bana. Arasında kayboluyorsun. 10 numara fidanlar. Yani şöyle. Bahçe kuracak adamlara, arkadaşlara tavsiye ederiz. Buyurun tabii. Arasınlar, yardımcı oluruz. Tabii. Seni arasınlar, beni arasınlar. Tabii, fark etmez. Ya yeter ki düzgün fidan, düzgün aynen iş yapılsın. Öyle. Seçeriz, malımızın da arkasındayız. Evet. Şu aradan da göstermiş olalım. Hı hı. Pişkinliği, kaliteyi. Aşı yerlerinin, şu arkadaşlar yüzük aşı. Bunda hep anlattığımız şey şu. Zaten Kemal abi de burada ya fidancı şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyoruz. Fidancı yanımızda. Gözü getirip arkadan öne doğru takılıyor.
Eğer aşı yapılan bir sağa denk gelirse orada da aşı videosu da çekeriz. Ön kısımda bakın şu kısımda aşısız bölüm var. Ama arka kısımda kesinlikle aşısız bölüm yok. Bir de ayıracağınız şey şu aşılı fidanla aşısız fidanı. Aşısız fidan şu şurada arada aşısız küçük kalmış bir tane var. Bunların kenarlarında dikenler var. Şu tırtıklı. Evet, tırtıklı diken var. Aşılı yapraklardan hiç dümdüz, hiçbir diken falan yok. Bunu da söylemiş olalım. Bir de şuradan ayırabilirler. Evet. Yabani kısmı beyazdır kök tarafı. Evet. Üstü renk farklılığı vardır. Evet. Eğer ikisi de aynı renkse ya fidan çok yaşlıdır ya da çeşit yabanidir. Yani aşı yapılmamış çeldirme yapılmış. Aynen öyle. Evet. Yani şu aradaki renk farkı vardır. Tabii. Ama yapraklar daha net ayrılıyor ya. Yani anaç beyaz, aşı yapılan yer kahverengi. Aynen öyle. Daha sonra üst taraflarda zaten yeşile dönüyor. O yeşiller zaman içerisinde önümüzdeki süreçte pişkinleşip kahverengiye dönecek. Evet. Arkadaşlar şöyle Kemal abi söyleyeceğim başka bir şey var mı Kemal abi? Vallahi biz tedbiren işimizi yapıyoruz. Takdir Allah'tan. Tabii. Ama dediğim gibi çeşitlerimizde kesinlikle sıkıntı çıkmaz. Evet. Kim çeşidi yanlış çıktı derse bana ulaşın, arasın. Malımın arkasındayım. Tabii. Bahçe kurucuları da tavsiye ediyorum. Gelip sahamızda da fidanı seçip alabilirler. Tabii. Sağa gelip bu vakitte de bakabilir dilerse. Alım zamanı gelip kendi seçip alabilir. Güvenceleri yoksa en iyi ziraatçıyla gelebilirler. Ben çeşitlerimin arkasındayım. Tabii. Zaten bütün resmi izinler olduğu için. Tabii. Yani bu bahçelerin bütün resmi izinleri, devlet tarafından sertifikası, Tarım Bakanlığı tarafından fatura, sertifika her şey olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla alınıp bahçeye dikilebilir. Kemal abi teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tüm ceviz dostlarına kolay gelsin. Herkese başarılar dileriz. İnşallah bereketli bir sezon olur. İnşallah. Allah'a emanet. Bandırma Erikli köyünden herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.